Arkadaşlar aracımız Opel Corsa D, Diyarbakır D kasa. Arabamızın sol ön şasisi orijinal, sağ ön şasisi orijinal. Şasilerinde herhangi bir kaynak, işlem vesaire yok. Motor yağ karterinde görmüş olduğunuz gibi ciddi bir yağ kaçağı var. Aynı şekilde turbodan da gelen bir yağ kaçağı var. Şuradan gösterebilirsek turbodan gelen ve motor yağ karterinden gelen bir yağ kaçağı var. Bu turbodan gelen yağ da buraya inmiş olabilir. Bunu bir yıkanıp güzelip, güzel bir temizlenip sonrasına bakmak gerekiyor. Şasiler orijinal. Şu camları kapatayım, sesim kötü geliyor diye şikayet geliyor. Arkadaşlar arabamızın şasileri orijinal. Şasi niye diyorum? Şasiler orijinal ama arabanın airbagleri tamirli. Airbagler tamir edilmiş. Kapak değişmiş. Arabanın airbagleri yapılmış. Bakın burada. Aynı şekilde göğüs kaplama yapılmış. İzi görüyorsunuz böyle. Kesilmiş. Göğüs kaplama tamirli. Aynı şekilde direksiyon airbagimiz tamirli. Satıcı şasileri orijinal. Ön üç parça boyalı olarak aracı satmış. Aracı alan karı koca güvenlik görevlisi. Karı koca çalışan güvenlik görevlisi arkadaşlar almışlar. Üç parça boyalı, şasiler orijinal. Airbagler tamirli. Arkadaşlar merhaba, videoda görmüş olduğunuz gibi araç Opel Corsa D piyasa arabası. İkinci eli hızlı olan, yedek parça problemi olmayan ve bize sürekli sıklıkla gelen bir araba. Ve benim de tavsiye ettiğim bir araba. Vatandaş sorduğu zaman al o arabayı, o arabaya bak daha doğrusu dediğimiz bir araba. Neyse uzatmayalım. Arabanın alıcısı Çorum'dan geldi bizlere. Arabayı telefonda da, buraya geldiğinde de sürekli abi işte şasilerde işlem var mı? Aman şasilere bakalım, şasilerde bir kaynak ezik var mı şeklinde. Bu konuda haksız da sayılmaz çünkü şasiler önemli arkadaşlar. Bu gelen arkadaşa da işte eşine dostuna sormuş, arabadan anlamıyor. Şasilere sor, şasilere dikkat et, şasiler en önemlisi demişler. Doğru da demişler. Fakat şasilere baktığımızda şasiler orijinal ama araba airbag açmış. Airbagleri tamirliydi. Satıcı bunu bilmediğini söyledi. Satıcı güvenlik görevlisi. Satıcı karı koca çalışıp, satıcısı karı koca çalışıp almışlar arabayı. Karı koca güvenlik görevlileri. Ve satıcının götürdüğü bir ekspere giderek bu arabayı almışlar. Alttaki yağ kaçaklarını dahi söylememiş. Hadi anladık, airbag'e bakmadın veya görmedin. Neyse gözünden kaçtı ya da neyse neyse artık. Yağ kaçağını niye söylemedin adama? Yani orası göle dönmüş. Bunu da söylememişler, bilgisini vermemişler. Bununla birlikte alıcı aracı almaktan vazgeçti arkadaşlar. Bunu niye söyledik? Yani şasi dediğimiz zaman şasi tek başına yeterli olmayabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi airbag'leri patlak. Ve araç alıcısı Çorum'dan arkadaşlarını aradı, iş dostu aradı, söyledi, onlara sordu. Onlar da o arabayı alma, sakın girme, airbagleri patlaksa tamir istediler. İş bozuldu, pazarlık bozuldu, arabayı almadı. Satıcıya benim masraflarım öde dedi. Satıcı da ben de böyle aldım, ben de bilmiyorum dedi. Ben de satıcıya sordum, hani sen bunlardan aldın? Demin dediğim gibi tanıdık ekspere götürerek almışlar. Satıcının tanıdığıymış. Muhtemelen adama gol atmışlar ya, adamın haberi yok gerçekten. Mağdur olan burada satıcı olmuş. Alıcı benden mağdur oldum, sen mağdursan benim masraflarım ver dedi. Burada bir saat sonra bir hırgürü oldu. Sonra parasını verdi adamın, adam gitti Çorum'a tekrar. Arkadaşlar şasi evet önemli ama tek başına yeterli değil. Şasideki işlem evet arabanın kaderini bir ömür etkiliyor ama tek başına yeterli değil. Yani sadece şasiye odaklanmak da doğru değil, onu demeye çalışıyorum. Sesim için kusura bakmayın, soğuk su içtim, sesim gitti. Selametle kalın, güven kontrole, kontrol güvene mani değildir diyoruz biz.